Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki mevcut kütüphaneleri zenginleştirme ve yeni kütüphaneler kurma amacıyla yürüttüğü Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi, çeşitli etkinliklerle ülkenin dört bir yanına yayılıyor. Fikirleriyle topluma yön veren yazarların isimlerinin okul kütüphanelerinde yaşatıldığı proje kapsamında İstanbul Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi de bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Profesör Doktor Abdullah Uçman konuşmacı olarak yer aldı. Bizim medeniyetimizin temelinde kitap var. Kitap var. Dolayısıyla kitap beraberinde okumayı, öğrenmeyi, bilgiyi, kültürü şey yapıyor, getiriyor. Özellikle Osmanlı döneminde hatta henüz daha matbaanın kurulmasından önceki yazma eserler olduğu dönemde de yine kitap çok önemli. Hatta bir tabir vardır. Kitap altın değerinde, hatta altından daha kıymetli kabul edilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, tabii onun paralelinde Kültür Bakanlığı'nın ve çeşitli belediyelerin bu konuda önayak olması, çeşitli kütüphaneler kurması ve okullarda, ortaokul ve liselerde kütüphaneler kurması, ihdas etmesi, buraya binlerce belki daha fazla kitap şey yapması, alması, hediye etmesi gayet tabii sevindirici, güzel bir etkinlik, güzel bir faaliyet. Projede okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor. Sayın Bakanımız Profesör Doktor Mahmut Özer'in öncülüğünde Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında bütün okullarımız şu anda İstanbul'da kütüphanelerle donatıldı, kütüphaneler yapıldı ve yaşayan yazarlarımızın, çağdaş edebiyatçılarımızın eserleri de kütüphanelere alındı. Şu anda liselerimiz, ortaokullarımız, bütün öğrencilerimiz okul kütüphanelerinde bu eserlerden istifade etmekte, kütüphanelerden faydalanmakta. Kütüphaneler aynı zamanda bir kültür merkezi haline de geldi. Okul kütüphanelerinde çokça etkinlikler yapılıyor. Söyleşiler, paneller, şiir dinletileri, musiki dinletileri gibi birbirinden renkli etkinliklere de sahne oluyor. Kütüphanelerde yapılan farklı etkinliklerle öğrencilerin sosyolojik ve kültürel becerileri geliştiriliyor. Öncelikle burada çeşitli aktivitelerimiz oluyor. Çeşitli söyleşilerin dışında aynı zamanda her hafta toplandığımız yaratıcı yazarlık ve drama etkinliğimiz var ve aynı zamanda da tamamen gönüllü bir şekilde katıldığımız çeşitli yazarlardan çeşitli eserlerini okuyup toplanıp bunlar hakkında konuştuğumuz, eleştiriler yaptığımız ve bu konuda bilgilendiğimiz, iki haftada bir düzenlediğimiz başka bir etkinliğimiz de var. Buradaki etkinliklerle birlikte ben edebiyat hakkında çok daha fazla ilgi duymaya başladım. Daha fazla bilgi edinebildim ve daha fazla edebiyata dair sevgim arttığını söyleyebilirim. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi, farklı şehirlerde öğrencileri kitaplarla buluşturmaya devam ediyor.